Merhaba, ismim Samet Ceylan. Bugün daha önce Arduino yazılımı olarak anlattığım LM35 sıcaklık sensöründen aldığımız veriyi LCD ekran üzerinde nasıl yazdırırız? Bunu anlatmıştım ben. Yazılım derslerinde anlatmıştım ben bunu. Bu devrenin FreeSync programı ile çizimini yapacağız. Eleman bağlantılarını birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Breadboard'umuz geldi. Hemen elemanlarımızı çağıracağız bildiğiniz gibi. Daha önce LCD ekran bağlantısını yapmıştık. Devre bağlantısını yapmıştık. Yine LM35 devre bağlantısını da yapmıştık. Bu dersimiz ikisini birden içerecek. Yani ikisini birden nasıl kullanabiliriz bunu göreceğiz. Ben zaten iki dersin de linklerini dersimize ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. LCD ekranımızı çağırdık. Unokartımızı çağıralım. Unokartımız geldi. LM35 sıcaklık sensörünü çağırıyoruz. Hemen aldık. Ben şuraya konumlandırayım. Potansiyometremizi de alıyoruz. Evet. Şimdi bağlantılarımıza geçebiliriz. Arduino kartı üzerindeki 5 voltu buraya bağladım. O zaten artık biliyoruz. Kabloyu düzenledikten sonra rengini de ayarlıyorum. Toprak hattından da bir kablo çıkarttım. Yamuk oluyor. Sebebini anlayamadım. Düz durmuyor maalesef. Mavi diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Hemen potansiyometremizin de bağlantılarını yapalım. Daha önce zaten yapmıştık biz bunları. Hemen geçeyim. Üzerinden en azından bir anlatayım, söyleyeyim. Potansiyometremizde hangi bacağın artı hangi bacağın eksi olacağının bir önemi yok. Sol ya da sağ bacağın artı ya da eksi olmasının hiçbir önemi yok. Herhangi birisi olabilir. Ama orta bacağımız bizim veri bacağımız olacak. Bunu zaten biraz sonra bağlayacağız LCD ekranımıza. Ben bunu aldım. 5 volta, bunu da toprak hattına bağladım. Devam ediyorum. Orta bacağımızı da aldık. LCD ekran üzerindeki 3. pinimizi bağladık. Hemen kablo rengini de ayarlayalım. Siyah yapayım ben bunu. Şimdi geldik LCD ekran bağlantılarımıza. LCD ekran bağlantılarımızda 1. pini toprak hattına, 2. pini 5 volta, 3. pini zaten bağladık. 4. pini de ne yapıyorduk hemen hatırlayalım. Arduino'nun üzerindeki 13. dijital pine bağlıyorduk ama 13 olmadı, hemen kaydıralım. 13. pini bağladık. Şimdi kablomuzu düzenleyelim. Kablo rengimizi de ayarlayalım. Hemen ardından bir pin bağlantısı daha yapacağız. Bu pini ne yapıyorduk? Buraya atıyorduk. Neden? Çünkü Liquid Kristal kütüphanesini açtıktan sonra bunu yaptığımız için bunu yapıyorduk. Bunu zaten LCD ekran dersimizi iyice incelerseniz bunun neden yaptığımızı anlayacaksınız. Hemen toprak hattına da bağladık ve bu pinimizi de ne yapacağız? Bir mouse'unda bir hata oluştu. Hemen bunu da alacağız. 12. pine bağlayacağız. Kablo bağlantılarımı yaptım. Şimdi geldik. Ben size de bir tüyo olsun bu. Şimdi şuradaki boşlukları saymak zor. Neden? Çünkü üzerinde hiçbir isim yazmıyor. Tabii ki bizim elimizdeki LCD ekran üzerinde bu pinlerin her birinin bir adı var. Ama program üzerinde bir isim belirtmemişler. Yani pin isimleri belli değil. Bu yüzden yani şu boşlukları saymaktan, ya zaten benim önceki dersimde de görmüşsünüzdür. Yani dikkat etmişsinizdir. Ben bir hata yapmıştım mesela. Bu insanlık hali. Yani şu pinleri gözle hemen sayabilmek zor. O yüzden ben sondan başlıyorum. Sondan devam ediyorum diyeyim. Hemen bu pinimizi aldık ve
Toprak hattına bağlı. Peki bu pinimiz de bize bir güç verecekti. Bu gücü biz neden 5 volta bağlamadığımızı da açıklamıştık. O yüzden biz bu gücü alıyoruz. Arduino'nun kartındaki 3,3 voltluk çıkışımıza bağlıyoruz. Hemen kabloyu da düzenleyelim. Kablonun rengini unuttuk. Bunu da değiştirelim ki toprak hattıyla karışmasın. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Her bir pinimizi bir dijital pine bağlayacağız. Ben başlarken daha önce de göstermiştim. İkinci pinden başladım. Yani ikinci pinden bu şekilde bağlamaya başladım. Yine aynı bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Kablo rengimizi de ayarlıyoruz. Yeşil yapabilirim. Hemen bir sonraki pini, bir sonraki pine. Turuncu yapabilirim. Sonraki pin bağlantılarımızı da sırayla gerçekleştirdikten sonra son bir bağlantımız daha kaldı sanıyorum. Evet. Son bir bağlantımızı da LCD ekran bağlantılarımızı tamamlamış olacağız ve sıcaklık sensörü bağlantımıza başlayabileceğiz. Bakıyorum, LCD ekran bağlantılarımda bir eksik kalmadığını görüyorum. Hemen LM35 sıcaklık sensörü bağlantılarımıza başlayabiliriz. LM35 sıcaklık sensörü devremizin de daha önce biz çizimini yapmıştık. Ama tabii ikisini birden kullanımını ilk defa göreceğiz. Hemen bunu aldık. 5 volta bağladık. Neden 5 volta bağladık? Çünkü LM35 yazısının bize bakması gerekiyor. Yani LM35 yüzünün bize baktığı zaman en soldaki bacak artı kutba, en sağdaki bacak da eksi kutba bağlanır. Bunu bahsetmiştik. Hemen aldık. Bunu da toprak hattımıza bağlıyoruz. Peki orta bacağımız kaldı. Orta bacağı da nereye bağlıyoruz? Kesinlikle LCD ekran üzerine değil. Analog pinimize bağlayacağız. A3 analog pinimize bağladıktan sonra aslında bir sıkıntı var yine. Hemen kablomuzu da düzenleyelim. Kablo rengimizi de pembe olarak ayarladıktan sonra bakıyorum bir eksik kaldı mı diye. Hiçbir eksik göremiyorum. Devremiz tamamlandı. Bağlantılarımız bu şekilde yapabiliriz. Bir LCD ekran, bir potansiyometre ve bir LM35 sensörü Arduino kartımız dahilinde. Arduino kartımıza da daha önce anlattığım dersimizdeki yazdığımız yazılımı yazarak bulunduğumuz ortamın sıcaklığını LM35 sensörüyle ölçebilir ve ölçümlerimizi LCD ekran üzerine yazdırabiliriz. Bu sayede basit bir termometremiz elde etmiş oluruz. Bu kesinlikle tamamen bizim yaptığımız bir termometre olmuş olur. Kullanıma hazırdır. Devremiz çalışmamız bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.